karışık anlatıyorsun çocuklar. Acı acı yemenin, bak pardon neydi o laf, acı acı yemenin tatlı tatlı osurması mı olur? Acı yerseniz ondan sonra bunun acı acı devamı gelir. Tatlı yerseniz nasıl tatlı yiyip tatlı konuşuyor, tatlı yiyip tatlı sıçarız öyle bir şey. Çocuklara oğlum biraz eğlenceli anlat, enzim dizilim mizilim adamlar ne anlayacak? Abi bilgi vermeye çalışıyorum, nasıl eğlendireyim bağırsak? Kafasında nasıl olacak enzim dizilimi işte, der ki aa acı yedim miydi, acı sıçarım, tatlı yedim mi tatlı sıçarım, çocuklar bunu bilsin. Çocuklar aman ha böyle benim şeyime bir şey olmaz. Efendime söyleyeyim. Mideme. Yok şey bağırsan çıkışı. Ya kazı diyeceğim de hadi demeyeyim. Anüs hayır. Müydü? Dedirttik ama sana diyorum anüsü sen diye. Nefes anlattık, kalp anlattık. İşte mide anlattık, bağırsak okey bence. Demek iç organlarımız bitti. Evet. Peki Nihat'cığım. Bu kafatasımızın içinde olan. Şu şakayı bana yaptırdın he. Sende olmayan bende olan gibi bu şakayı. Beyni niye anlatmıyorsun oğlum? Tamam anlatalım beyni de. Oğlum adamlar demezler mi? Her iş adı beyinsiz bu herifler demezler mi ya? En önemlisi beyin değil mi ya? Herkese evet. Emirler yağdıran bu organımız değil mi? Evet beynimiz... Sen nasıl unuttun? Pardon abi. Beynimiz bütün iç organlarımızın çalışmasını sağlayan en büyük, vücudumuzdaki en çok enerjiyi alan organdır. Evet. Kafa yani akıl oğlum. Her şeyi ayarlayan, nizamlayan organ işte yani. Bir işi eksik ne olsan yapıyor diyelim. İşte kafasız dersin, beyni az dersin, beyin kıt beyni dersin, geri zekalı dersin. Hepsi bunların beynin önemini anlatır. Değil mi? Evet. Masal saati mi diyelim? Yok yok demeyelim. Şu dış organları anlatacaktın. Dış organ ne anlatayım abi dıştan? Sen uydurdun oğlum dış organlar var diye. Öyle hayır o anlamda uydurmadım. Oğlum hiç. Bak. Evet, organlarımızı tanıdığınız çocuklar, buraya bir adam koymuşsunuz, onu görüyorum. Evet. Bu koyduğunuz adamın adını söyler misin? Aristo. Evet, Aristo. Aristo Başkan burada. Evet, şuraya da bir adam koymuşsunuz, o adamın adını öğrenebilir miyim? Onun bir adı yok, bu tahta adam. Bu şey olsun yani, insan vücudu anlatırken çok önemli. Temsil bak, olsun şöyle, diye. Hayır. Şimdi çocuklar, bu Platon, Aristo bunlara bir giriş yapalım size, bir bunlardan eksik bırakmayalım. Platon'u biliyorsunuz şimdi. Mağaranın içinde arka dönük adamlar, vay ışık vuruyor, bunlar ışığın kaynağını görmüyor da gölgeleri görüyorlar, gerçek zannediyorlar. Halbuki her şey yalan! Yalan bir dünya tanımını yapar bize Platon. Aristo da onu sonrasında geliştirmiştir, işte madde form falan filan bir şeyler yaparak. Peki bu adam kim? İşte bu Aristo'ya, Platon'a geri geldiğinde, Nasreddin'de mal mal soru soran vatandaş. Bunu da koyduk ki buraya. Çünkü bu sığır gibi insanlar olmasa bu canım Aristolar, Platonlar olmaz. Bu semeler gelip bunlara soru soracak ki oğlum sen mal mısın? Öyle olur mu? Böyle olur mu? Şöyle şöyle böyle böyle diye Aristolar bu şeylere mal adamlara anlatacak. Felsefe böyle gelişir. Evet. Mesela buraya koymuşsunuz matruşkaları. Matruşka ne demek? Rus edebiyatının en önemli simgelerinden matruşkalar. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu ne demişler Gogol'e? Gogol'e. Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Şimdi şu en baştaki Gogol ise şu Dostoyevski, şu Turgenev falan filan diye gidiyor diye zannediyorum. Masal yerine hadi bakalım. Size bugün masal yerine çok güzel denk geldi. Bir ling 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 de masal saati de sürprizi verelim. Rus edebiyatından masallar. Ling 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 ling. Ling 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 ling. Hadi bakalım. Evet, Suç ve Ceza masalını anlatacağız size. Masal değil aslında roman ama evet. Gibisin he, evet. Evet. Şimdi çocuklar çok hızlı anlatıyoruz. Bir tane ana şey, karakterimiz var. Raskolnikov var. Evet. Bu öğrenci it köpek gibi yaşıyor böyle. Babası anası para gönderemiyor. İki tane ruble. İki rubleye muhtaç yaşıyor bir tavanın arası bir yerde. Tıp öğrencisi okulu bitirse çok güzel maaş alacak da okulu bitiremiyor. Neden? Çünkü Rusya'da gıtlık var o zamanlar. Bir şeyler var. Okumak zor. 8 tane çocuk var. Bir tanesi anca okuyor. Evet okuyor falan filan diyor ki bu çocuk. Bir tane de bunun şeyi var, ev sahibi. Evet ev sahibi olan bir hanımefendi var. Bu çocuk diyor ki böyle it gibi gidiyor geliyor falan. Yaşamlarına bir bakıyor. Diyor ki ben diyor bu ev sahibinin diyor baltayla kafasına koyarsam onun diyor gizli altınları vardır alabilir miyim diyor. Tam öyle demiyor. Geçim sıkıntısı yaşadığı için onun sıkışıklığıyla. Sıkışıklığı diyor ki ben bunu katledeyim diyor. Yaşlı kadını baltayla katledeyim diyor. Parasını alayım en azından okulumu bitiririm bir şey yaparım. Doktor olunca da inşallah diyor iyilik yapıp şey yaparım diyor. Neyse kadını baltayla lah diye koyana kadar kadını öldürüyor. Ondan sonra geri kalan çocuklar 200-300 sayfa
Vay efendim ben suç mu işledim, cezam bu muydu? Vay arkadaş ben niye bunu yaptım? Yapmasam da yapmış gibi miydim? Düşününce bile yapmış mı oldum? E ben bu suçu işledim de kadının hiçbir suçu yok. Kadının hiçbir suçu yok çünkü adam evde aç getirip bu yaşlı teyze getirip iki dakika yemek vermiyor, iki gram yemek vermiyor, bir şey yapmıyor falan filan. Kadının da suçu var. Kim suçlu, kim cezalı, vay 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 derken masalımız sona eriyor. Çok iyi anlatamadım. Abi çok önemli değil zaten yani tamam. Aşağı yukarı hikaye bu da sen çok sert anlatıyorsun. Üslubun evet. Senin sert. Bir dakika bu masanın uzun. Bak şimdi Gorki'nin anasını anlatıyorum size. Durgun Akardı doğum. Solohov anlatacağım size çocuklar. Komünizm sonrası kolhoz evleri kuruluyor ya kolhozların. Tamam ama abi insanlar bizden tavşanla. Kolhoz anlatmayak mı? Kaplumbağa bekliyordu. Bugün de beklemesinler. Peki. Evet. Öyle oğlum hayat öyle hep tavşan kaplumbağa türküleriyle geçmez. Ne biçim ülkede yaşıyoruz ya? Bu nasıl oldu oğlum böyle? Ne o abi? Biz oğlum da nasıl böyle olduk ya? İşte oralar hiç girmeden. Hiçbir neşelenmeyelim. Aman ha gülmeyelim ha. Kimse kimseye merhaba demesin. Korkalım mı oğlum? Evet. Bilgi verdiğimiz var. Bilgi ne olacak sonra? Bu eğitimi alan çocuklar sonra gene. Yine ülkemize ve dünyaya katkı sağlayan insanlar olacaklar değil mi? Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünün konusu ufak ufak artık dünya kültürlerine girelim dedik. Bugün dünya kültürlerinden Hindistan'ı tanıyacağız. Hindistan çok güzel. Yeah! Oğlum dünya kültürleri sanki bambaşka kültürler vardı. Evet. İşte birazcık gelişince insanoğlu biraz kaldırınca ondan sonra oğlum hepsi birbirine benzer gibi bir şey oluyor. Evet, Hindistan'da işte Çin uygarlığı gibi diğer uygarlıklardan yani Mezopotamya'dan bağımsız bir şekilde gelişmiş ve onu yakalamış bir uygarlık değil mi? Böyle doğum kontrolünün hiç akla gelmediği, aman sağa sola herkes üremenin peşinde gibi. Nüfusu yüksek. Hindistan nüfusu yüksek oğlum Hindistan tamam bir kafayı toplayalım. Evet hadi toplayalım. Hindistan dur vereceğiz oğlum bekleyin. Tamam. Hindistan oğlum sıcak. Evet. Çünkü yani sıcak olduğu için bütün götü gevşeklik, tembellik. Mesela bir tane Allah'tan bir nehir akıyor ortasından. Ne nehri o? Ganj. Ganj de hemen her büyük nehrin diyor. Ganj. Vay ne güzel nehrimiz var. Abi ne güzel içme suyu içiyelim. Güzel içi. Oğlum burada da çimek aynı zamanda ya. Demiyorlar ki oğlum onun ayrak da orada çimek burada içek demiyor. Yok lan hem içeriz hem çimeriz. Dıngıl diyerekten. Hırçılık. Dıngıl içiyorlar. Mesela ölüleri ölüyor. Ya suya salalım ya. Suyla gelir. Dıngıl. Evet günümüzde birçok hastalık olan bir yer olarak biliniyor ama. Acaba neden? Bohun içinde bir yer gibi bir şey oğlum. Sen gitme Hindistan'a. Evet ama eskiden öyle değilmiş değil mi? Daha. Oğlum eskiden. Moğollar da bir uygarlıkmış. Adam kazıklara oturtuyor. O da bir uygarlık gibi geçiyor. Evet gerekirse onu da inceleriz. Evet şimdi Hindistan böyle sürü tanrısı var. Bir yığın tanrı. Evet çok tanrılı bir inanışa sahip bir coğrafya. Kamyon tanrı oğlum. Saygı duyuyoruz oğlum. Evet, İnançta saygı duyuyoruz. Yani mesela diyor ki ben buna inanmıyorum. Oğlum şuna inan. Ona da kafam var. Buna inan. Oğlum ben inanmıyorum. Oğlum hayır olmadı şu otobüsün inan diyorlar. Bir şey inanacak bir şey buluyorlar. Evet alternatifleri olan bir inanç anlamında olan bir kültür. Bunun dışında neyle çok tanınıyor Hindistan? Pislik mi? Hayır değil kas sistemiyle. Kas sistemi. Bravo size Hintliler. Bravo. Şimdi bu kas sistemi oğlum en azından şöyle bir şey. Şundan bir gurur duyabilirler. Bu birçok ülkede şimdi oğlum zengin doğan zengin fakir doğan fakir. Öyledir ya. Çok zor diye. Şimdi zengin ne olur? Zengin olur oğlum ne olacak? Eğer bir dangalak değilse, babasının işlerini batıracak bir dangalak değilse zengin olan zengin olur. Fakir olan da bir genius değilse göt açıkta bir fakir olarak devam eder. Ama ne var Hindistan dışındaki yerlerde? Ne var? Hep umut. Bir ihtimal var. A**a kodumun umudu var. Millet diyor ki vay oğlum olabiliriz. Yarrak olursunuz. İstisnaileri geçiyorum. Ama Hindistan demiş ki umut yok. Fakir mi doğdun? Zaten kanunda var. İstersen arşa çık fakir öleceksin. Zengin mi doğdun? İstediğin kadar dangalak ol. Fakirleşemezsin. Umudun olmadı. Her şeyin bir net şekilde... Belirlendiği... Bu çocukluğunun netleştiği bir sistem gibisin ya. Kas sisteminin en üstünde bilgeler var değil mi? Ne koyayım o bilgelerin? Bir tane de bilge dememiş ki bu
Ona koyduğumu bu bencil sistemini kırıp herkese bir eşitlik getirelim dememiş. Evet, onun altında askerler ve soylular var. He gibi gibi. Aşağıda oğlum. Onun altında inelim, evet. Bugün bahsedebileceğimiz küçük dükkan sahipleri, işletme sahipleri. Obiler. Evet. Onun altında da onun oğlum. Onun altında da artık... Bak hayır oğlum, şimdi sana şöyle bir gelişme var. Fakirler var. Mesela bizde fakirler ne? Tek gözü yaşarlar. Fakirler işte bir sürü yerde var oğlum. Evet, çok var, evet. Bütün dünyada. Bizde de çok var ama Hint fakiri ayrı oğlum. Bir fakir var, tek kadroda da 20 kişi yaşıyorlar, götlerinde tuman yok. Onlardan da fakiri var. Evet, dokunulmazlar var değil mi? Yani şeyde, sokaklarda yatıyorlar. Ondan da sokakta değil, ben bokun içinde yatacağım diye fakir var oğlum. Böyle bir net. Zengini de öyle ha. Evet zaten. Hint zengini başka oğlum. Jetli metli zenginler böyle. Alekoş malekoş hikaye yani. Evet, zaten o dokunulmazlar kendilerinin kas sistemindeki yerlerini belli edecek bir takım göstergelerle dolaşıyorlar. Aferin zaten. Çok güzel bilgiler veriyorsun ya. Evet, gerçekten gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Bunun dışında biz Hindistan'ı başka neyiyle biliyoruz? Dandik filmleriyle. Hayır, yogasıyla değil mi? Alper vur. Nitelikli dolandırıcılık hayır, olarak bizde tekabül et. Hayır, bedenini ve zihnini disipline eden bir hareket bütününe tamam, deniyor değil tamam. mi? Vay, güneşi selamlayalım, öpücükler, onu selamlayalım, çiçekleri öpelim. Güzel bitti, bir tane böyle yoga var, mükemmel, güzel değil mi? Hayır, bir tane yok. Oğlum, oşolar moşolar var, tarikat kurdu ülke. Hayır, tamam ama zaten çok FETÖ'cü var. FETÖ'cü gibi Bikram vardı. Evet, mesela... Sıcağı veriyorum, sıcak yoga deniyor, veriyor 50 derece. Herkes diyor oğlum, kilotları da mı çıkarak ya falan diye kendim olaylar gelişiyor. Evet, mesela evet, mesela hamile yogası var. Şimdi geldik, çok güzel oğlum. Güzel yoga geldi, eğitmenleri var, eğitmenleri var, o eğitmenlerin eğitmenleri. Evet. Aç kalanlar oluyor, koyayım her yer yogacı, ne yapsak diyor ki, hamile yogası. Öbürü diyor ki, oğlum aynı yoga işte, hamile kadına yaptırdığın yoga diyor. Hayır oğlum, hamile yogası, düşünsene. Kişi başı 5 tane karı koca gelseler, onlardan çift yapar falan keser. Ama öyle düşünme, hamile olunca bir takım eklemler. Ne hocam, biraz daha az eğil diyorlar, ama dikkat, kanına dikkat et diyorlar, aynı yoga. O hamile yogası da bitmiyor ki oğlum. Evet, çocuk yogası var. Bana diyorlar ki, oğlum güzel, herkesten balya balya vuruyor, çocuktan niye vuramıyor? Çocuk yogası. Haydi gelen bambaşka bir yoga. Evet, daha oyunların içine dahil edildi. Oğlum zaten çocuğun anladım. Girdiği iş büyük indire kandı. Biz de oğlum yıllardır çocuktan gitmemizi yiyoruz yani. Evet ama biz daha... Bizim aklımıza gelseydi, haydi bakalım yoga bölümü, Nihat abiniz çocuklara yoga anlatıyor. Keşke aklımıza geleydi de ben o köşe başları tutuldu. Yoga? Ben yogadan ne anlarım abi? Yani gerek yok oğlum. İşte yetişkin yogası var. Yetişkin yogası, çocuk yogası. Yaşlı yogası yaşlı vardır. Yogası, genç yogası, orta yaş bunalım yogası. Mesela bir dakika. Hemen şurada kendimizi icat edebiliriz. Tamam yapalım. Bir tane bir şey söyleyelim. Bravo kız. Ekmeğiniz bu. Hangover yoga. Akşamdan kalma yogası. İçkiciler, alkolikler, haydi siz de güneşi selamlayabilirsiniz. Yapalım oğlum, akşamdan kalma yogası. Yapalım. Sabah kalktınız. Evet. İlk dersimizi verelim. Tamam. Dik duruş, bakayım. Belini daha şey yapalım. Şeyi yapıyor muyuz? Eğitimini aldım bunu. Tamam, kalçayı sıktım. Eğitimini aldım. Hindistan'ın eğitimini aldıydım. Evet, belini geri, eller şey. Tamam. Evet, bakıyorsun güneşe, içinden şöyle diyorsun. A**a kadının güneşi yaktı. A**a kodum güneşi yaktı. Çünkü içmişsin ya. İçmişsin, vay a**a kodum. Gözlerimle biçim yani falan diyorsun. Başın ağrıdığı için saçlarını da ovalayın. Kellerini ovala oğlum. Sen tamam. Siz dedin de mahrum kalmıyor. Kellerden de ekmek yok. Kafanı da ovalayın. Ve sonra çivi çiviyi söker mantığıyla bir anı da açabilirsiniz. Öğlen. Filmleri var. Yazılımcıları var oğlum. Evet, yazılım konusunda. Ucuz iş gücü. Ya ucuz yazılım değil. Milyar insan işte. Kimini madende çalışır, kimi kafalılar yazılım yapıyor. Öbürleri öyle. İnsan evet. Bol olunca öyle oluyor. Yazılım ve özel efekt konusunda ve dizi film konusunda çok ileriler değil mi? Tabii oğlum. Evet, hadi tanıyalım. Evet, tanıyalım. Hindistan deyince aklımıza kim gelir? Gandhi. Herkesin o zayıf, kurumuş dal gibi vücudu, keli kafası, dolanmış çarşafıyla hatırladığı, ikonik görüntüsüyle bildiği. Tuz yürüyüşüyle bildiği. Pasif. Direnişim. Gibi bir şeyi literatürümüze sokan bir. Birisi. 2 Ekim 1869'da dünyaya gelmiş. O kadar umurumda Gandhi, değil ki. Evet. Onun bulunduğu kasta çalışanlar kastı zaten. Ha bu ne hangisi? Badanacılardan mı, memurlardan mı, ne demiş? Yok, daha işçi. Ailesi de kendisini dindar yetiştirmiş zaten. Hangi din ama? İşte onların inancında olan. Hindu.
Gandhi hukuk okumak için ta Londra'ya kadar gidiyor. Ülkesine dönüyor, sonra işsiz kalınca başka bir İngiliz sömürgesi... Hoca Oxford'lar, İngilizler okumu işsiz mi kalmış? Evet, sonra yine bir İngiliz sömürgesinden gelen iş teklifini kabul ediyor, oraya gidiyor. Orada çok uzun süre kalmıyor. Neyse, ve tekrar ülkesine döndüğünde bir takım öğretilerle dönüyor. Evet. Mesela et yemezlik. Gandhi et yemenin yanlış bir şey olduğunu söylüyor. Et yemiyor, vegan. Doğruluk çok önemli Gandhi için. Yani her zaman için sonucunda ne olacağını bilseniz, başınıza kötü bir şey bile geleceğini bilseniz. Gandhi'ye dedi ki sen şu kadının götüne mi bak? Evet baktım. Gandhi baktım, aynı zamanda... Doğru gibi bir şey yani. Hiç yalan yok. Aynı... Yok ya gözümün ucuyla kapatıyordum falan demiyor. Baktım vallahi dıngıl dıngıl sallanıyordu. Onu da yapmıyor çünkü Gandhi'nin öğretisinde cinsellik de yok. Sıvaz... Hayır. Oğlum vegan tamam. Günümüzde bir Cihangirli modeli tayfa da vegan güzel. Onlar gerçi it gibi cinsellik peşinde de. Allah Allah. Şimdi et yemiyor, doğruyu söylüyor ve sevişmiyor. Öyle mi oğlum? Evet. Oğlum hayatta gördüğüm en sıkıcı adam olabilir. Ama arkadaş var mıymış? Bu kadar insan tanıyor. Ya özelde görüşmüyorlardır oğlum. Miting alanında görüşürüz falan yapıyorlar. Hayır. Devam et oğlum. Bunun dışında da bizim hepimizin bildiği pasif direniş. Yani şiddetsizlik. Şiddetsizlik çok güzel. Gayet güzel ama direniş dediğin pasif olmaz. İstediğin kadar oku. Şöyle olabilir, pasif bekleyiş. Hayır ama... Pasif umut. Tamam ama... Gözümüz yemiyor ama hadi inşallah. Ama bu karşı koymamak ya da korkaklık değil. Hatta Gandhi diyor ki şiddet korkaklıktan daha iyidir diyor. Korkak olmamak gerekiyor diyor. Korkaklar bunu söyler. Ömrünü bu yola adıyor. Barış için, dünya barışı için hatta çok fazla insanla iletişime geçiyor. 1948 yılında da bir yürüyüşü sırasında bir suikast sonucu öldürülüyor. Davası uğruna vurmuşlar. Adam demiş ki şiddete karşıyım demiş. Pasif direniş bir şey yapmış ama şiddete uğramış. Çok üzücü lan. Evet. Sonra işte bunu yakmışlar. Külleri böyle Hindistan'ın dört bir tarafına dağıtmışlar abi. Gene o Ganj nehrine karışmıştır. Neyse. Evet. Şimdi Gandhi bakın bir şey getirmiş, pasif direniş. Az önce ben öyle bir şey dedim ama öyle de mi olur? İnşallah öyle olur oğlum. Gönlümüz Gandhi ile inşallah pasif direnişlerle mutluluk, sevgi, refah bir şeyler olur yani. Eşitlik olur bir şey olur da sanmam. İnsanları mı örgütleyeceğim burada? Evet, masal saat diyelim mi? Vuralım. Masal saati, ling 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 ling. Hayatımız masalıymış, biz de vuralım masal saati. Evet. Bir Hint filmi anlatalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar size bir Hint filmi, Hint masalı anlatacaktım. Baktık en bilineni nedir bunların? Avaramu. Ooo. Avaramu. Ooo. Ya kardeş ya bahtımız ne kara hu. Avaramu. Ooo. İzzet Altın Meşe. Kocaman beniyle gönlümüze taht kurmuş. İzzet Altın Meşe gerçekten Raş Kapor kadar güzel söyledi. Ekmeğini yedi. Avaramu. Dünyada rekorlar kırmış. Neyse kısa özetini geçeyim ben bir masal olarak. Evet. Efendim her Hint filminde olduğu gibi ya Avaramu'yu geçerken milyonlarca Hint filminin de özetini anlatmış olayım size çocuklar. Peki. Ne var? Orada kas sistemi olduğu için zengin olan fakir kız. Evet. Fakir olan zengin kız. Bir zıtlıklar içerisinde bir aşk, imkansız aşk. Zengin kızı görürüz. Mesela zengin kız arkadaşlarıyla buluşur, der ki zenginliğini gösteren bir sahne çekelim der. Yönetmen der ki ne gerek var ya, verin şarkıyı. O denge zenginiz biz şahane yaşam dinga diye bir yarım saat dans eder. Evet. Sonra fakir olana gideriz. Ya fakir olanın fakirliği... Yönetmen der ki oğlum bir şarkı vuralım. Fakirlik lili ama dostluk lili dingil. Hint sinemasının çok sık kullandığı bir örgü. Kız da olan karşı aşık oldular. Bir aşk sahnesi çekelim mi? Hocam yönetmenim derler. Dikte de oğlum ya verin müziği. Aşık oldum dingil. Yarım saat aşk şarkısı oynarlar. Mesela biz seninle karşı sen kızmışsın. Ben oğlanım. Bu ne? Seni dans et oğlum. Seni kız seninle bana aşkını göster. Gibi yarım saat danstan sonra buna aşık oldular. Sonra işte bunun kızın babası şey yapar, peşten adam takar göt adamlar. Mesela kızı vurdular diyelim. Oğlan mesela kız ölünce kızı abi... Kızı niye vuruyorlar abi? İşte yanlışlıkla kız oğlanı vururken kız önüne atladı vurdular. Oğlum biraz şey senaryo. Yönetmeni derler ki... Hocam ölüm sahnesi çekelim mi? S**ler oğlum ona verin şarkıyı der. Ona da mı şarkı hocam ya bir sahne s**ler oğlum verin der. Ooo cinga donga
dingle dingle wengle wengle diye ona da ağlar çocuk. Ondan sonra hocam film bitti diyorlar ya geller bir de final şarkısı wengle 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 happy me de lingle lingle derken jenerik akar bitti işte Hint filmi bu. Evet ne öğrendik biz bu? O zaman biz de küçük bir... Evet oğlum biz de mesela Bilgi Deryası Hindistan'da çekilseydi. Evet. Bilgi Deryası sonuna geldik de. Evet Bilgi Deryası'nın... Bilgi Deryası'nın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza bizden bahsetmeyi unutmayın. Peki ne öğrendik? Ne öğrendik? İstersen bunu Nihat'cığım şarkıyla anlatalım. Hindistan'ı öğrendik, Hindistan'ı öğrendik, dinlerini öğrendik, filmlerini. Dingle 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 dingle. Oğlum ne yaptın oğlum bize dün gece ya? Götür bizi, gezdir bizi. Kaçta döndük en son? Oğlum en son hatladığım bir şeydeydik. Ulus'tan Cebeci'ye geçtik Vito'yla. Nihat orada mı şeyle oynuyordu, kaşık oynuyordu garsonlarla. Nasıl görmedin oğlum? Sağa dedik ki Nihat abine sahip çık diye. Oğlum en son dedik ya biz çatlak şantelle yaparken falan Nihat orada garsonlarla boynunu kırıyordu arkaya doğru. Bir tavuk bizde miydi değil miydi oran? Bıraktın mı oğlum abini mi bıraktın? Almadın mı abini? Nihat nerede şimdi? Allah kahretsin seni ya. Bir Nihat'a sahip çıkamadınız oğlum. Adamı içmeye götürdük. Nihat! Abi. Neredesin oğlum? Ankara'daydım abi. Oğlum Ankara'daydın da senin oran adam Ankara'da kalmış. Otostopla döndüm. Otostopla dönmüş. İyi. Oğlum Vito'nun önünde dediler senin için. Ben arkada oran... Abi niye önüne oturayım Vito'nun zaten ben? Ne bileyim oğlum ben kafamı kaldı ya. Oğlum böyle çilmez. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Haydi görem hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evet. Doğal afetler. Haydi. Doğal afetler. Dünden mi kaldı aklında? Doğal afetler. Ay senin yanındaki doğal afet falan geldi. Ama çocuklar afetler haydi bakayım. Doğal afetler üçe ayrılıyor haydi değil mi? Nasıl üç? Afet afet olur. Hayır doğal afetler üçe ayrılıyor. Biri uzun süreli afetler. İkincisi ani kısa süreli afetler. Üçüncüsü de insan kaynaklı afetler. Uzun süreli derken nasıl 10 yıl süren anlat da anlayak bakayım nasılmış. Uzun süreli afetler buzul çağı gibi, kıtlık gibi, kuraklık gibi uzun kıtlık, sürede oluşan. Kıtlık zor oğlum sıkıntı. Yoksulluk. Hayır değil. Ne oğlum öyle yoksulluk birinci afet ne demiş? Karaca olan mıydı ya bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm. Vallahi doğru demiş. Üç afet var çocuklar bir ayrılık bir yoksulluk. Bir ölüm. Öyle değil mi Nihat'ım? Değil. Kolay değil yoksulluk. Kolay değil oğlum. Fakirlik kolay değil. Fakirlik en büyük afet ha. Öyle, öyle yani. Kıtlık toplumsal olarak bütün dünyaya yayılabilecek ve yiyecek içecek bulmakta zorlandığımız dönemler için geçerli bir afet türü. Evet oğlum işte yoksulluk. Babadan oğula geçer. Çok zor kırılır. Baban yoksulsa sen de hep nadir bir götü düzeltebilirsin falan. Çok uzun. Ya hep kuşaktan kuşa. Lanet bir şey lanet git. Bunun dışında kuraklık. Ben de yoksuldum oğlum. Kolay değil oğlum. Onun dışında kuraklık var. Toprağın artık verim vermemesi sebebiyle bir takım ürünleri yetiştiremememize sebep olan bir kuraklık var. Sıkıntı oğlum sıkıntı yani. Yağmur yağmaz şey olmaz. Köylü mahsul alamaz. Evet. Köylü mahsul alamazsa o zaman hale giden şey fiyatlanır bilmem ne falan derken gerek sıkıntı ya evet. Peki kısa süreli ani felaketlere bir örnek verebilir misin? Pardon afetlere. Afet. Ani felaket mi? Afet. Bıçaklanmak. Hayır. Aniden oğlum böyle vay ne diye kalabilirsin aniden olur. O da bir felaket. Allah kimsenin başına vermesin. Evet ama afet değil bir felaket dediğin gibi. Onun yerine mesela son aylarda en çok rastlanan hangisi? Ne oğlum? Yangın. Yangınlar. Yangınlar aniden yanarsınız. Aman ha vay ne güzel falan dedin hop alev alır yangın. Geçen haftada anlattık oğlum. Vay dersiniz bilmem uykunuzu bir bakardınız tutuşmuş yeri haydi yanınızı gittiniz. Uyku değil orman yangınları. Mesela ormanda mangal yakmamalısınız, piknik yapmamalısınız gibisin değil ya, mi? Bunun için ayrılmış özel alanlar var. Tabii, oralarda tabii, bu tabii. Hobilerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aman oğlum aman her yerde öyle mesela şey iki duble bir şey içeceksin. Gede oğlum ormanda değil de güzel kayalık kenarlarında. Onun yerleri bellidir zaten o alkolikler bilir. Alkolikler aman yakmayın ormanları. Evet, onun dışında seller var değil mi? Doğal afet mi? Evet, çok fazla yağış alıyor ve dere yatakları taşkın yapıyor. Oğlum, şimdi şöyle, çocuklar yanlış bilmeyin ha. Şimdi doğal afet değil, oğlum sel mesela biz şöyle dağın tepesinde, sel bastı lelelele. Tamam bu doğal afet. Evet. Oğlum ama zaten sel dediğin dağın tepesinde olmaz. Sel dediğin oğlum dere yatağına, evet, vadilerde. Zaten o suyun bir yolu var, kendi yolu var öyle değil mi? Evet. Oraya sen mal gibi evini yaparsan kusura kalmayacaksın.
Yani afet değil gibisin miydi? Evet, yani insan kaynaklı ölümler gerçekleşebiliyor ama insanın olmadığı yerde de olabilir tabii ki seller. Ha, yağış olur, bir şey olur. Ben, oğlum zaten bu dere bazen coşar, bazen şey olur. Yırmaklar coşar, bir şey olur. Evet, o yüzden... Oğlum sel doğal afet değil ya. Sel zaten bir doğanın kendisi gibisin Emre. Dere normal akıyor, tamam mı? Bir sorun yok. Tamam. Fazla yağış aldığında oradan daha fazla yani yat... Orada gezinirsen mal değneği gibi sele kapılırsın. Evet, ülkemizde örneklerini gördük ama oraya girmeyeceğimiz. Evet. Bunun dışında özellikle Türkiye üzerinde çok fazla risk barındıran deprem. Deprem çocuklar, afet budur. Bak afetin en kralı deprem, öyle yani şeyden anlatıyorum. Deprem oğlum, hiçbir şeye benzemez deprem. Böyle otururken, vay Nihat'im ne yapıyorsun? Geçen kere böyle bir donar kalırsın önce. Böyle, oğlum sallanıyor mu falan dersin. Benim mesela alkol falan aldıysan kafam mı dönüyor dersin. Nihat, böyle bir donarsın Nihat. Salon yok mu oğlum? Falan dersin, sonra langır 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 bir lambalara bakarsın, onlar da sallanıyor falan filan derken hemen mal gibi merdivenlere koşmayın. Ona geçecek mi, anlatak mı? Tabii afet durumunda neler yapılması gerektiğine bahsedebiliriz. Deprem. İçeride mi dışarıda mı yakalandık? İçeride. İçeride gece mi gündüz mü, önemli oğlum bunlar. Abi gece ne fark eder? Oğlum mesela bir affedersin bir kız arkadaşınla falan filan o da olabilirsin. Eşin hanımın olabilir. Evde uyuyormuşuz mışı mışı uyuyormuşuz. Bir kere çocuklar bunu bir alışkanlık haline getirin. Birinci herkes kalemini derslerini yazsın. Gece ne olur ne olmaz. Altınıza güzel donunuzu giyin. Ne olur ne olmaz oğlum, yarın bir gün poşet ceset torbasından çıkarırlar falan filan, donunuz temiz olsun. Hazırlıklı olacaksınız. Nerede neyin geleceği belirsiz. Öncelikle o şeylere bir dikkat etmek gerekli. Ben her zaman şeyime dikkat ederim yani. Ne olur ne olmaz. Evet oğlum. Ne olur ne olmaz. Çocuklara don anlatıyorsun. Evet. Ya hayır şöyle oğlum, yani hazırlıklı olun. Evet. Gecenin bir yarısı başladı langır 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 oynamaya. Allah dedin deprem mi falan dedin, böyle panikledin, bir şey oldun. Nereye gittik, nereye kalsak, durun oğlum. Nereye kaçacaksın? Hemen boş. Yatağın altına girerek boş, bir oğlum, hayat üçgeni oluşturuyoruz. Boş. 7 noktanın üstü 8'e geldiyse yatak altı falan boş. Oturun oğlum, oturun bir hayatı kafadan geçirin. Hayatta neler yapmışsınız, neler yapmamışsınız. Vay benim başım demiş, bu da buraya kadarmış. Bir soğukkanlılıkla karşılamak şeyi. Hayır, deprem çantamızı hazır bulunduracağız boş, yanımızda. Oğlum, boş. 5-6 da olur, 5-6 da olur. Vay paniklersek sağa sola gidersin, çanta neredeydi, parayı aldın mı, şunu yaptın mı, düdüğümüzü alak falan filan çıkarsınız. 8 oldu muydu, boş. Düşünün oğlum, hayatta ne yaptınız o güne kadar? Deprem anında öncelikle sağlam bir yere kendimizi atıp yeni pozisyonuna girip afet çantamızı yanımıza alıyoruz. Orada ağlar kimisi ağlar. Allah'ım ne olur Allah'ım bir daha yapmayacağım. Allah'ım bir daha yapmayacağım Allah'ım falan diye ağlar böyle. Sonra ölmezse öbürleri çok güler ona. Oğlum iyice götü dağıttın ya. Bir deprem oldu, her şey yaptın ya, bütün kötülüklerini saydın. Şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım falan filan diye. Öyle oğlum. Hemen ölüyormuş gibi ağzınızdan her şeyi itiraf etmeyin ölüm anında, öyle bir his geldiğinde. Tamam ağlayın ama sessizce ağlayın masanın altında falan. Bunlar önemli oğlum, herkes biliyor doktor. Sandalyenin altına gir, masanın altına gir, merdivenden uzak dur. Bunlar zaten asıl önemli olan bu. Panikleyip de Allah'ım geçen sene şunun götüne bak dedim falan, bunları itiraf etmeyin. Afet çantamızda olması gereken şeyler nelerdir? Oğlum kafadan bu düdük müdük diyorlar. Evet düdük. Düdük önemli. Su. Ve uzun vadeli dayanabilecek besinler bulundurmalıyız. Ne gibi? Mesela hazır gıdalar, işte konserve olabilir, bisküvit olabilir. Bir tane bu küçük şeyler var. Söyleyecek mi? Söyle abi. Adam mesela müşkül sahibi, yani her akşam bir şey atacak gibi. Bu küçük... Küçük biralardan var ya. Ne diyorsun? Küçük oğlum küçük. Yarın bir çıktı dışarıya, vay deprem. Ay çok değilmiş, şuraya yıkılmış, buraya yıkılmamış. Haydi parkta bahçede bekliyorsun. Sabaha kadar bekleyeceğiz dersin, radyoyu dinlersin falan. Gece saat olur 3. Ay bir biramız olsaydı la. İşte la orada çantadan çıkarsın, pıs açarsın içersin oğlum. En kadar. Başka alışkanlığınız varsa onu koyun oğlum, yani alışkanlığı. Başka alışkanlık ne? Neler diyorsun? Hayır mesela çikolataya alışkındır. Evet mesela. Çikolata koyun gecenin yarısı moral verir gibisin ha. Evet, çığ da doğal afetlerden biridir ama ülkemizde ülkemizde çok görebileceğimiz bir şey değil. Var oğlum var, yerine gitmemişsiniz. Mesela bu Ağrı'ya Ardahan'a gidin bakayım. Hello ne yapıyorsun? Gür ses gelir falan filan böyle. Ulan hiç izlemedin mi oğlum şeyi? Abi kaç kere şey çığ haberi yok. Olur oğlum, yolun oraya düşer. Bağırmayın karın şeyin altında falan gibi bir şey öğüt verelim. Evet yani karlı yerlerde yüksek sesle konuşmamak. Çocuklar anlatak her şeyimizi anlatak tabii. Biz. Olur olmaz, belki giderler karlı bir yerde falan bir şey olur. İlk yardımı anlatak şeyde karda. Hani Hakan Balamir Ahu Tuğba'yı karla ovcalıyordu ya. Ney?
Ya kadın donacak gibiydi de herkesi ulan sıcak yere götür falan diyordu cahiller. Hakan Baramir oğlum bu yer mi? Hemen kadın aldı böyle karla beraber ovalamaya başladı. Her yerini ovalıyor ovalıyor. Kadını karla ovalayacaksın. Kadını niye karla ovalıyoruz? Öyle oğlum. Hemen sıcağı verirsen morarma yapar. Yanık yapar gibisin ha. Birinci kural karda donuyor mesela ovcalayacaksınız her yeri. Her yerini ovcalayacaksın. Evet yani. Hakan Baramir'i öğrendik oğlum. Aniden sıcak müdahale etmek yerine yavaş yavaş. Evet oğlum Ahu Tuğbay sonra öyle yaptı sonra öptüydü. Bir diğer felaketimiz de fırtına hortum değil mi? Şey kadın var ya bir anca var da geldi diye böyle sonra anlatırsınız eviniz bağrınız yıkılınca. Evet. Fortuma bir şey yok oğlum gelir fortum. Vay oturuyorduk oradan fır 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 etti bilenir niye oluyor demeden fiyu fiyu diye anlatırsınız. Haberlerde sizi izledik. Evet alçak basınç ve yüksek basınç. Önemli değil oğlum neyse ne bir şey olur bir hortum görüyorsun işte. Evet, ama o hortum ülkemizde genelde daha küçük boyutlardadır. Düdük gerekli mi hortumda? Hortumda nasıl düdük kullanacaksın abi? Ne bileyim düdük ağızlarına düdük alsınlar öttürtünler mi? Hortumdan kaçılır yani. Kaçın geldiğini oğlum görüyorsun. Tamam her şeyden zaten. Kaçın ya kaçmaya çalışın. Kısmet. Buranıza ne yazıyorsa o. Evet, bunun dışında insan faktörlü afetler de vardır. Geldik insana. En şerefsiz mahluka gibi. Oğlum afetin kendisi bu insanlar zaten. Evet, bunlardan en önemli ve riskli olanları evet. Da nükleer sızıntılar oğlum ya da işte. Biyolojik sızıntılar. Evet oğlum, götü rahat durmuyor insanın. Maalesef insanın götü rahat durmuyor. Böyle kendi kendimize yaşarken falan uranyum. Oğlum nerede geldin uranyumu hadi bulak çapak onu koca koca tesislerde sıkıştırak sonra patlatak. Oğlum niye patlatıyorsun? Niye uranyumu koca tesislerin içine sokuyorsun da bir şey yapıyorsun? Ay ben zaten demedim uranyumu patlattım da bütün dünyayı yok ettim diyorsun. Uğraşmayın oğlum uranyumu uğraşmayın. Doğada dursun işte öyle. Evet bunun dışında insan faktörlü başka afetler var. Bunlar neler? Saydık oğlum işte. Mesela taşımacılık. Şerefsizlik. Hayır taşımacılık. Hayır şerefsizlik. Bu da afet oğlum. Bu da afet. Bu afet değil abi bu davranış. Pardon davranış ama işte afet getiriyor. Felaket getiriyor bu şerefsizlik. Güveniyorsun adama. Vay diyorsun falan filan diyorsun. Diyor ki abi gel diyor beraber diyor şöyle diyor güzel bir iş açak diyor. Boşluk var diyor bir çiftlik bırak tavuk çiftliği diyor. Deve kuşu çiftliği kurak diyor. Diyorsun biriktiğini veriyorsun falan filan iflas ediyorsun falan. İcra geliyor abi falan şey afet. Taşıma sektöründe çok fazla karşılaştığımız bir afet türü. Neyi bu lan? Genelde petrol taşımacılığında oluyor ve okyanusa çok fazla zarar veriyor. Evet oğlum ya işte döküyorlar, saçıyorlar, patlatıyorlar, sıçıyorlar bir şey yapıyorlar yani. Evet bunun dışında afet ne kadar sayılabilir belli değil ama göçmen sorunu da aslında insan kaynaklı afetlerden bir tanesi. O zaman yeni konuya girelim. Mülteciler! Hayır değil! Mülteci niye anlatıyorsun? Oğlum dedin ki işte, göçmen dedin. Tamam göçmen de mülteci olarak mülteciler oğlum. Anladım kaç çeşit mülteci var. Savaştan kaçanlar var. Ekonomik şeyden kaçanlar. Bunları anlatmayak mı? Anlat. Bunları anlat. Anlatalım oğlum. Mültecileri evet. Anlatalım. Eğlenceli anlatalım çocuklara. Mülteci nasıl eğlenceli anlatacak? Adam savaştan kaçmış. Ne diyeceğim? Bombalardan koşarak uzaklaştı mı diyeceğim? Bakın, mültecileri sonraki bölümlerde biraz daha siz büyüyünce anlatacağız çocuklar. Evet. Şimdilik göçmen politikası mıydı? Evet göçmen sorunu göçmen insan kaynaklı afetlerden bir tanesi. Masal tamam. Saati diyelim mi? Masal mı diyelim? Evet masal saati diyelim istersen. Tamam oğlum masal diyelim tamam hadi. Leng. Şunu bas da masal saatine tabukla geçelim. Masal saati. Hadi bakayım. Hey, şerefsiz ya nefret ediyorum bundan. Yeğenler dayı falan. Benim bir tane çirkin bir yeğenim var, Alperen var. O olsun, öbürü olsun. Hediye istiyorlar oğlum. Bu yok bu ünlendik hesabı. Kafam karıştı oğlum, ne istiyorsunuz? Hem kimi tablet istiyor, kimi bir şey istiyor. İşte vıttırdızlık, elektronik şeyler istiyorlar. Bakayım dedim oğlum, yer gök, reklam oradan alın işte. Şatafatlı cuma, çılgın, deli cuma. Kafam almıyor oğlum artık, ben neyi nereden alacağımı bilemiyorum. Ben delireceğim ha. Abi Mediamarkt konuşmuşuz zaten. Demiştik oğlum Mediamarkt ya, işi elektronik uzmandan alak dedin. Şahane cuma geliyor ya, bütün ürünleri ayıracağız, sepete ekleyeceğiz, bekleyeceğiz abi. Şahane oğlum cuma kafam rahat olsun, uğraşamıyorum o deli vele reklamlarla. Her yerde gece, oğlum rüyama giriyorlar neredeyse ya. Evet rüyama girdiler oğlum geçen. Tamam abi, şimdiden giriyorsun Mediamarkt. Oğlum alacağım benim bir tane tablet, bir akıllı telefon gibi çocuklara bir şeyler, bir oyuncak. Sen şimdiden alacaksın, sepete ekleyeceksin, o indirimini takip edeceksin, Şahane Cuma'da tamam, alacaksın. Oğlum işte herkes lelelelelele üstüme geldiği için delirdim ben, nereden alacağım? Benim bildiğim bir tane bir yere gidersin, alırsın bu tip şeyleri. Tamam yine gidebilirsin, mağazadan da alabilirsin, Mediamarkt'a gidip alacaksın bir şey. Hayır onun için bir elektronik alacaksak bunu Mediamarkt'tan alıyorduk değil mi? İşte kafam rahat oğlum, tamam bu reklamlardan kafamı bir sıyırayım. Cuma geliyor, ne var lan oğlum, Cuma geliyorsa geliyor. İhtiyacım benim bir tane gidip alırmış onu Mediamarkt'tan. Bilgisayar almayacak mısın zaten? Oğlum bilgisayar, tablet işte bir laptop, yiyenler. Bir tablet, bir telefon. Otur ayarlarız sen onu. Kargosu var mı Mediamarkt'ın? Nasıl kargosu var mı? Yani, var abi. Bana uzman kadro gerekti. Onlar sana yardımcı adam olur. Adama sordum, cevabımı alacağım. Yüz yüze, göz göze göreceğim ben onu. Alacaksın. Ondan sonra kafama bakacağım ya. Afetli masal. Titanic!
masalını anlatalım. Hadi bakalım. Olur. Titanik masalı. Leng 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 leng. Anlatalım oğlum, çok güzel masal. Mükemmel masal. İbretler de var anlayana. Evet. Bir varmış bir yokmuş çocuklar. Bir tane koca bir gemi yapılmışlar. Dört bacalı mıydı? Evet. Asla batmaz denilen bir gemi yapıyorlar. Batmaz. Hayatta batıramazsın. Battı. Şimdiden söyleyek de. Mevzu batması değil, içindeki olaylar. İşte oğlum böyle batmaz. Dört şeyle bir içindeyiz, öyle batırırlar. Sen bir kere masala şöyle başlayak. Ya vallahi dört bacalı yaptık da bilemez oğlum. Allah'ın işi, batabilir yani. Her şeye emin olmamak gerek falan gibi. Böyle biraz temkinli yapmak gerekirken adamlar batmaz derken lak ilk günden batırdılar. Masalın sonu bu. Evet. Flashback'li gibi gidiyorum. Flashback'li gibi. Önce battı ya, sonra başını anlatıyorum. Neyse, vay gemi memi diyorlar. Bu zenginler hemen uçuşuyor, vay dört bacalı gemi. Biz dalak biletleri pahalı tutuyorlar ama o zengin oğlum dört bacalı gemiyle işte Antarktika'ya falan gidecek. Evet. Herkes bilet alıyor falan. Alt tribün bilir misin? Neyi? Alt tribün. O ne demek? Oğlum abi? Bu kombine satarlar falan filan, bu kalarkası boktan yerler ucuza düşer ya. Ha, açık. Ha, orada da Titanik'in altında böyle depolara yakın şey var. Mutfak depolarına falan yakın yerde birkaç saçma sapan zindan gibi o da var. Diyor ki fakirlere, ya fakirler hadi siz de Titanik'le gezebilirsiniz. Le kampanya varsa şu kadar paranız, siz de alt tarafta sizi şey yapabiliriz, misafir edebiliriz. Ana kahramanımız Leonardo DiCaprio'ydu galiba hocam. Kağıt oyununda bilet kazanır ve gemiye binmeye hak kazanır. Zaten kazandığı yer de şey oğlum, kilerin yanı. Yani evet. Oğlum onu kandırıyorlar. Kazandığı Titanik gezisi, nereye gideceğim diyor, kilerin yanında adam şeylerle kalıyor. Evet, bir yer. Alt güvertelerde. Küflü yerlerde kalıyor oğlum herif zaten he. Evet doğru, ondan sonra burada birisiyle tanışıyor ve ona aşık oluyor değil mi? Kız zengin, kolyesi var falan böyle zengin, oğlan da yakışıklı ama fakir. Götü yamalı pantolonla geziyor ama bir girmiş gemiye. Vay efendim gemide vur patlasın, çal oynasın, balolar, evet. danslar, içkiler, la içiyorlar, vay ne güzel gezi yok diyorlar, içki sıçkı mışkı derken bu fakir oğlanla zengin kız da leleleşiyor. Hemen aşık oluyorlar birbirlerine. Bir yerde leleleşiyorlar. Hayır, aşık oluyorlar birbirlerine. Bir yerde de birbirlerini kurcalıyorlar, öyle bir abi, şey de vardı. Abi aşık olsunlar, neyse, kurban olayım. Aşk oluyorlar. Evet. Bu arada bir tane zengin bir şey de var. Şerefi noksan da var. O da ulan şu fakire bak. Yavşak fakir gelmiş bizim kızı şey yapacak. Ben onun kafama yazdım oğlum falan diye böyle sinsi gibi uzaklardan bakıyor falan filan derken lak! Gemi çok büyük bir buzdağına çarpıyor değil mi? Ne oldu oğlum? Batmazdı, yamulmazdı şöyle de lak bindiriyor kaptan. Diyor ki bir şey olmaz ya koca gemi ya, bir sağa doğru kıvrak da dur orasını bir şey yaparak sanayiye götürük falan filan derken oğlum su almaya başlıyor gemi. Evet, dev bir felakete dönüşüyor. Felaket değil mi? Oğlum soğuk sular, gecenin bir yarısı batıyor panikler işte orada kim o bu çocuğu kim değil anlaşılıyor. Onu şey yaparsın şöyle ki mesela bu herifler diyor ki vay çocukları basarak, çocukları kadınların üstüne basarak açmaya çalışan şerefsizler mi dersin? Efendime söyleyeyim kadınları çocukları iteleyerek ben bileceğim her taraf ya şerefsiz kaynıyormuş o gemi. İyi insanlar da var gemide. Var iyi insanlar diyor oğlum ne oluyor önce çocukları şey yapak falan filan diyorlar. Bu arada orkestra, mal orkestra diyor ki ya madem batıyoruz biz çalmaya devam edek. Neden? Hayır. Oğlum biraz erken hareket etseler onlar da bir firkeye binebilirdi. Ama hayır biz efsane olacağız. Kıy. Ey oğlum hadi öldüler hepsi. Ama senin dediğin gibi abi depremde de öyle dedin ya böyle durup düşünce belki de öyle bir şey yapıyorlardır. İkna ettin beni. Evet. Bravo lan orkestra aferin. Çocuk bocuk iteleyeceğinizde aslan gibi kıy çaldılar şerefleriyle öldüler. Evet. Şerefleriyle öldüler. Neyse ana kahramanlarımıza biz dönelim. Evet onlar geminin kıç tarafına doğru. Ya oğlan diyor ki kız seni kurtarak kızın peşinde koşuyor yani kurtarırsam sevişirim gibisine bir şeyler. Falan filan derken gemi böyle bir diklemesine. Evet geminin kıçı havada kalıyor ve batmaya oradan başlıyor. Güzel sahnelerde langur langur düşenler oluyordu. Evet. Son bir tutuluyor Allah'a bir şeyler yaşarım nereye yaşıyorum lak düşüyor ölüyor falan bir şeyler. Gemi yanlamasına diklemesine. Ben Titanik'mişim. En son boruymuş. Bu şekilde batıyor. Şimdi battı vay ama filikaya binenler var. Evet orada kurtulan birçok insan var değil mi? Evet ne anlatmıştık çocuklara biraz biz önce? Düdük. Herkesin boynunda bir düdük. Füt düdük çalıyorlar ki biri gelir kurtarır mı diye. Derken masanın en güzel yerine geldi. Kocaman aha bu masa kadar bir kapı evet. Suyun üstünde yüzüyor. Ana kahramanımız sevdiği kızı kurtarmak için masanın üzerine çıkarıyor ve kendisi de suda donarak ölüyor. Dur oğlum orayla değil. Nasıl değil? Şu masa kadar kapı. Evet.
Kıza diyor ki herif şey yapacak ya, sonradan Lele peşinde ya. Kız sen çık diyor, ben aşağıdan diyor, tutunurum böyle diyor, iyi misin diyor mesela. Kız diyor ki iyiyim iyiyim diyor, da ayaklarım biraz ıslanıyor diyor. Ulan komple suyun içinde ha. Diyor ki ayaklarını da çekek diyor, sen yeter kız tamam, sağ ol, sağ ol, ayaklarım ıslandıydı falan diyor. Kız tamamen kuru kuru yatıyor masanın üstüne. Oğlan -1500 derecede suyun içinde şöyle. Aşkım nasılsın, iyi misin? İyiyim de işte ne bileyim ya. Biraz götüm ıslanıyor ne oluyorsa. Aşkım biraz dur bakayım falan deyip çocuk oradan daha destek vermeye çalışıyor. Sonra oğlum demiyor ki kız, biraz kenara çekileyim de sen de geldi yanına beraber kurtulak demiyor. Sonra ne oluyor peki? Oğlan vefat ediyor. Ama şöyle vefat ediyor yani. Sen kız ol. Tamam olayım. Kız ol ama şey şımarık. Ya masaya mı çıkayım? Yok yok bu iyi, sen masadasın diyelim. Tamam. Ben de tutunuyorum. Tamam. Bu ne? Suyun içinde sallanıyorum dalga var. Tamam. Benim ayaklarım ıslandı ama biraz. Tamam aşkım onu da ben şey yapayım. Tamam kurulayım onu da ben. Ya bu arada benim alt tarafı ben hissetmiyorum. Bir şey olmaz değil mi? Bence olmaz. Bence de olmaz falan. Biraz hohollar mısın? Çok üşüdüm. Ellerini hohollayayım değil mi? Benim evet. Alt taraf 2000 derece soğuktayken ellerini mi hohollayayım? Evet. İşte oğlan böyle hoh hoh derken bir şey diyeceğim. Benim ağzım açılmıyor. Ben galiba... Böyle öldürüyorlar oğlanı. Sonra vay geliyor meliyor da bu şımarık kızı kurtarıyorlar falan. Sonra bu yaşlanıyor falan diyor. Hala uzun yaşıyor ha. Ne öğrendik ne bu öğrendik? Masaldan? Ya bu aşk meşk yalan. Önce sen kendi götünü bir kurtar. Hayır doğada başımıza her zaman bir afet gelebileceğini öğrendik değil mi? Ha bir kere büyük konuşma oğlum. Büyük konuşursan böyle koca gemin batar. İki de öyle kızlara var mızlara vay bilmem nelere hadi ben sana güzellik yapayım sen çık falan derken önce canınız oğlum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza bizden bahsetmeyi unutmayın. Vallahi güzel ha film bana kafam açıldı. Orhan ha ben bir açık güzel katmışım oğlum açıldı. Şu şeyi halledelim mi abi? Neyi? Mediamart işini halledelim mi? Ha onu halledek oğlum tamam. Tamam tamam. Onu halledelim. Ben önce mağazaya gideceğim oğlum. İnternetten alan alsın. Ben mağazacıyım oğlum. Tamam internetten. Göz göze uzman kontrolüyle göz göze geleceğim. Ne yapacaksın abi ne soracaksın? Ben oğlum ben adamı görmem gerekiyor. Adam sana cik şu neyse kadar ne, neyse ne benim kafam öyle oğlum. Hayır anlamayacağın şeyler soruyorsun. Oğlum dünya ile ilgili bir şey anlatacak mıydık? Yok abi ne anlatacaksın tamam işte anlattım. Kaplumbağayı anlattık. Lan sen mi oğlum sürpriz yaptın? Aferin oğlum güzel. Güzel güzel. Ne yapacağını yazdım? Aaa DYP. Süleyman Demir. Yok, onunla alakası yok abi. DYP'yi anlatalım oğlum. DYP'nin tansılı dönemi Süleyman. Ya anlatmayalım mı? Yok abi siyasete girmiyoruz. Siyaset. Ne yapıyoruz ne anlatıyoruz? İşte kültürlü ülke. Kültür. Kültürlüler anlatacağız. Güzel güzel neşeli neşeli. Evet. Kültürse kültür. Gir bakayım oğlum şöyle güzel ekme. Dükkanımızı açtık. Sana aferin oğlum neşemizi bulmuşuz. Dükkanımız açık. Hadi bakalım vur güzelce ekmeğimizi vuralım. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Bugünkü konumuz. Bir dakika oğlum hoş geldiniz. Bilgilerin içinde batan gemiler. Bilgiyle nefes al. Den kum çıkarır gibi bilgiler. Meşalelerce yanar yanar. Alevler içindeki. Evet bugünkü konumuz Kore kültürü. Kore. Kore kültürü oğlum. Güneyle psikopat kuzeyle. Güney Kore. Güney mi? Evet Güney Kore. Psikopat Kuzey Kore. Güney Kore abi. Vur bakayım oğlum evet. Yardım vur bakayım. Kültürse kültür. Evet. Kore kültürü dünyadaki en eski kültürlerden bir tanesi değil mi? Evet. Özellikle Çin'den etkilendiği için yaklaşık 5000 yıllık bir kültür olduğu düşünülüyor. Orada çekikler dediğimiz aklınıza kalsın diye ırkçılık falan ya şey yapmayın oğlum. Onların kendini birbirine ayırt ettiği bizim hayatta ayırt edin. Komik. Niyacım ne oluyor oğlum biraz neşeli girelim ama dedik çocuklara güle eğlene anlatalım dedik oğlum. Ne yapalım böyle açık öğretim yapar gibi mi? EPA TV miyiz oğlum biz? Ne miyiz? EPA TV miyiz biz? Değiliz oğlum biz böyle bir neşeyle harmanlayarak hem hayat gibi bazen neşe bazen keder gibi anlat. Ne oğlum sen dalgın yok, görünüyorsun abi, ne bir oldu? Bir şey yok hafif bir uykusum sadece. Ne şey oldu yok. Neye uykusuzsun oğlum? Öğleden sonra olmuş falan neyin uykusuzluğu? İşte biraz sabah erken kalktım falan filan o yüzden biraz. Sabah insanı değil misin ya efendi? Rutinlerin mi var ya? Ay sabah benim kafam var. Oğlum öyle bir şey yalan. Ekmeğinin peşinde olan herkes s**ke s**ke affedersiniz affınıza mağruren sabah insanı.